Yoo. Hala bizi görüyorlar. Buradan da bizi görüyorlar. Peki kartallar ne kadar mesafede acaba? Kartallar derken ters köşe olduk. Selam millet, dedir oyunlarda tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Ark Survival Evolve oyununa Redwood biyomundaki kapılar ve köprüler şeklinde dizayn ettiğimiz bu güzel base'imizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen neden öyle celallendin? Bana bir cevap verir misin? Sayın Spinosaurus, geri kalan bütün dinozorlarımızı bu tarafa doğru aldık. Sen niye celallendin? Şu yeşil şey madem bu kadar yanımıza geldi, bir bakalım. Kardeşlerim, base'imizin etrafındaki mekanın çoğunluğunu kapattık. Büyük kısmını kapattık. Bunlardan istiyormuş. Bunlardan korsak bize portal açacağımış. Duy da inanma. Ama ileriki bir bölümde bunu da yapacağız kardeşlerim, merak etmeyin. O portalı da açacağız. Hep birlikte o portalımızı oluşturacağız. Şimdilik siz burada durun. Ben bir tane şu taşları temizlemek için otçularla hiç şey uğraşmayacağım kardeşlerim. Otçu dinozorları teminlemekle işte bayılttan inject rifle'la vur, al oradan öbür tarafa koy falan gibi şeylerle uğraşmayacağım. Çünkü onları beslemek falan filan çok uğraştırıcı. Tame'i ne kadar hızlı da olsa primal meat misali hızlı besleyebildiğimiz bir meat'imiz olmadığı için bizi uğraştırıyorlar. O yüzden poke toplarının gücünden faydalanacağım. For the power of poke topu diyeceğim. Biraz şöyle kendi biyomuzdan uzaklaşalım. Öncelikle şuradan teminlemek istediğim, siz kardeşlerim de söylediniz neden teminlemedin diye. Doğru söylediniz. Neden teminlemedim ki? Bir dinozorumuz daha var. O da goril. Şimdi bu gorili böyle teminlemek lazım. Çünkü kendisine başka türlü teminleyemeyiz. Neden teminleyemeyiz? Efendim arkasından yaklaş da sinsi sinsi yemek ver de. Gerçekten çok zor. Bu arada doğru topumu attım, çok merak ettim. Ha, tame eder diyor. Sadece yakalar diyor. Evet. Doğru topu atmışım. Şöyle bir bakalım. Terör kuşu var orada. Hiç şaşırmadım zaten. Terör kuşları her yerde. Dünya terör kuşlarıyla çevrilmiş durumda. Söz konusu Redwood biyomuysa her yer terör kuşu. Kendimizi daha doğru verelim bir. Kendimizi daha doğru verirsek çok fazla terör kuşuyla değil, aradığım asıl dinozorlarla karşılaşırım gibi geliyor bana. Doedricus istiyorum bir tane. Taş kırmak için bir tane kaya böken istiyorum. Kaya böken de olur yani aslında. Doedricus ile kaya böken de olur. Hadi be. Abi, korku filmi gibiydi ya, o ne öyle? Terror Bird'ler dört bir yanda. Her şeye saldırıyorlar adamlar. Uçana kaçana. Bu ne kadar korkunç bir yer olmuş bu Redwood ya. Her şeye saldırıyorlar. Sen neyle dövüşüyorsun ki öyle uçtun? Ha, Diplodocus. Kafayı yemiş uzamış. Kafayı bir komuş Diplodocus uzatmış onları. Vallahi aradığım otçuları almak istiyorum. Başka bir şey de almak istemiyorum ama sizden bir üçlü daha bulacağımı 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Şimdi size nasıl bir yaklaşımda bulunsam ben? Direkt yanınıza inersem beni ham yaparsınız. İki alfa değil, bir tane alfa olur diye düşünüyorum. O zaman birinin alfalığı gidecek.
Acaba bayıltınca poke topuna sokabilir miyiz? Ah! Bu olmamalıydı. Hem pozisyonumuz çok kötü. Hem hiçbir yeri göremiyorum. Kanca şuraya gel ya. Çok bekliyorsun ya. Çok bekliyorsun ya. Vallahi çok bekliyorsun. Çağırdığımız zaman ıslığı duyuyor. 10 dakika boş boş suratımıza bakıyor. Abi gidişe bak ya. Bak hemen bize geldi çakal. Çakal hemen bize geldi. Sana nasıl bir şekil, nasıl bir Ali Cengiz yapsam ki kendimi yakalatmadan seni yakalasam. Ha, birine zaten orada kuşlar daldı. O yalan oldu. Arkadaşları tarafından terk edildi. Boyu da uzun ha. Havalanmama rağmen ikinci ısırığı attı. Oo, senin şakan yok. Peki. Senin şakan yok. O zaman ben şuradan şöyle bir dönerek geçsem. Mesela Sabretooth'u öldürdü dedi Sabit Kanca. Oradan bir daha şöyle geçsem. Alosaurus seviye 3'ü öldürdü dedi. Şimdi kartallar onu yiyor mu? Oo. Güzel hasar verdiler bana. Yo, güzel de hasar verememişler. Ama ben de onlara hasar veremiyorum galiba. Habire oradan eti yiyip duruyorlar. Bilemedim ki şimdi hasar verebiliyor muyum, veremiyor muyum? Veriyorum ama çok da değmiyor yani. Uğraştığıma değmiyor. Şu ikisini alıp gitsek biz kârdır. Ama sizin oradan manyayıp benim üzerime doğru koşacak mısınız diye baktım. Yok, bu sefer koşmadınız. Şöyle yaparsam, oh düşmedim, süper. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Süper. Sen de gel. Mükemmel. Vallahi bombardımana tuttum hepsini. Ama işin kötü yanı Alosaurus'larımın poke toplarını kaybettirdiler bana. Ya işte bu kadar karaktersiz o kartallar. O kartallar bu kadar karaktersiz. Şurada şimdi zaten çok yeşil. Zaten çok çorba bir grafik var. Bir tanesini aldık mı? Bir tane bir şey almışız ama yok. Bu bizim zaten çok önceden aldığımız gorildi. Bir saniye simüle edelim yaptığımız şeyi. Ben şuradaydım. Değil mi? Alosaurus'lar oradan geliyordu. İndim. Alosaurus'lara buradan topu yapıştırdım. Evet. Bir tanesini gördüm toplardan. Alosaurus. Ya aslan parçası bir durdur. İkinci Alosaurus da aslında burada bir yerde olmalı. Ya niye bu kadar sarı arkadaşım bu grafikler? Hadi onu geçtim. İki tane de kartal var ha ortamda. Kartallar hiç yok. Kartallar bildiğiniz hiç yok. Ha şimdi gireceğim var ya, yeryüzündeki çimen grafiklerini kapatacağım oyundaki. O olacak. Bu kadar yüksek grafik açınca işte böyle oluyor. Neyse kardeşlerim, devam edelim.
Ya her yerde kartal, artist artiste gidiyorlar kartallar. Bu sırada ben de kendime şu soruyu sormaya başladım zaten. Kartallar artist artist gidiyor da. Artist artist gitmekte haklılar. Ben niye şimdiye kadar şunu yapmadım henüz? Akıl edemedim. Al şunu. Çok güzel. Başka kartal? Hayvan çekti gitti ya. Çok rahat. İnanılmaz rahat. Döndü arkasını çekti gitti. Yine mi Allosauruslar? Oyun galiba bu yeni dinozorları çok sevmiş. Her yere atmış bunlardan. Üçer üçer. Üçer üçer bırakmış böyle. Ben de onları bir miktar alıp gitsem. İşte bu. Yeterince sürdük bence onları. Aa yo. Hala bizi görüyorlar. Buradan da bizi görüyorlar. Peki kartallar ne kadar mesafede acaba? Kartallar derken ters köşe olduk. Kartal derken pantere düştük. Dövüşüyorlar mı onlar birbiriyle? Gayet mutlular galiba. Kankalar. Hiç de dövüşmüyorlar. Bak şimdi yavrum. Seninle şöyle bir şey yapacağız. Seni ben vurup bayıltacağım. Seni ben poke topuyla alacağım. Gel buraya. Gel 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 gel. Gitme. Yapay zekası çok garip Arkın ya. Arkın yapay zekası gerçekten çok garip. Böyle bir hayvanların dönüp arkasında gitme aksiyonu var. Sonra bir daha mutlu olup gelme aksiyonu var. Şimdi şu topu almam lazım. Ha. Çok güzel. Kuşumuz sakata gelmeden. Benim galiba karnım acıkıyor. Çok da büyük bir sıkıntı değil yani. Ha. Evet, şimdi dellendiler. Burada olduğumuzu fark ettiler. Gelsinler bakalım. Şu bir. Şu da iki. Birini kaptık. Diğerini de kaptık mı? Kapamadık. Tüfeğimi elime alıp öyle kapayım diğerini. Bir şey bana saldıracak olursa eğer onu da vururum. Ama mükemmel oldum ben bu arada. Hastanelik olmam inanılmaz güzel oldu. Hastanelik nasıl oldum tam olarak anlayamadım. Alosaurus mu ısırdı? Birden o kadar kötü oldum. Yoksa bir de yukarıdan düştüm. İkisinin kombinasyonu mu oldu? Şöyle ağırlık verelim hayvana. Ağırlık verelim bir de üstündekileri atalım ya. Neler neler olmuş öyle. Yeter. O beyaz T-Rex. Neyse şu anda bir şeyler yapmaya çalışmak çok riskli olacak. Canımız bitmişken. Şu anda canımız bitmişken bir şeyler yapmaya çalışırken her şeyimizden olabiliriz. Şöyle bir kendi yuvamıza dönelim. Zaten çok soğuk ya. Üşüye üşüye de bir hal oldum. Yuvamız neresiydi acaba? Ha ben bacağı kırmışım. İyileşmiyorum daha.
Ben devamlı can kaybetmeye devam ediyorum. Ne kadar güzel. Ben devamlı can kaybediyorum. Mükemmel. Yemek yiyerek biraz can arttırdım. Ve bacağımın kırığı geçti mi? Donuyorsun. Seni ısıtacak bir yer bu. Evet, galiba sağlığım sonunda düşmüyor. Sonunda düşmeyi bıraktı. Şurada büyük duvarları gördüğümüz zaman anlayabiliriz zaten doğru yerde olduğumuzu. Ve şimdi ordumuza katmış olduğumuz yeni adamlarımızı şöyle birer birer çıkaralım. Öleceğim diye korkarak hepsini sabit kancanın üstüne attım kardeşlerim, farkındaysanız. Çünkü bir şey fark ettim ben. Eğer üzerinizde içi dolu poki topu varken ölürseniz o poki topların hepsi gidiyor. Ama sabit kancanın üzerinde olursa gidiyor mu bilmiyorum. Denememiştik daha önce. Şansımı deneyeyim dedim. Eğer ölseydim onun üzerindekiler kurtulacak mı diye bir test edecektim. Ben nasıl hasar edeyim birdenbire öyle ya? Ya beni alfa mı? Yok, alfa da değildi. Alfa özelliğini de kaybetmişti. Hadi bakalım. Birinci deneme yapma. Yapma. Bunları sabit kancanın üstüne attım diye gitti mi şimdi hepsi? Şöyle yapayım. 2. Ciddi olamazsın ya. Ciddi olamazsın. Ah kardeşlerim. İşte daha önce de size söylediğim gibi modlardan nefret etmek için çok başlı başına bir sebep. Modlardan nefret etmek için başlı başına bir sebep. İşte size daha önce söyledim. O yüzden böyle mod kullanmaktan, mod yapmaktan Ark'ta hiç hoşlanmıyorum. Çünkü hiçbir mod sabit değil. Hiçbir mod stabil değil. Hepsi yamuk yumuk, bug'lı çalışıyor. Neyse, bunu da böyle öğrenmiş olduk. Gelecek videolarımızda eğer poke topuyla bir şeyler yakalıyorsak kesinlikle onları üstümüzden bırakmıyoruz. Sadece öldüğümüzde değil, üstümüzden kuşa gittiğinde de bozuluyormuş onlar. Artık modu yapan arkadaşa buradan saygılarımızı sunuyoruz. Evet, bu durumda ben biraz şöyle şundan alıyorum. Biraz da şundan alıyorum. Sonra cama bana gereken şey neydi? Bir tane de bundan alıyorum. Ondan sonra şu merdiveni biraz havaya kaldıracağım. Buradan gelip up diyeceğim. Up, 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 up. Ona up 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 dedikten sonra şuradan ona bir güzellik mi yapsam diye düşündüm, ondan sonra vazgeçtim. Sonra vazgeçtim kardeşlerim. Dedim ki bırak bırak Serdar, bırak bayramı görsün. Bırak bayramı görsün. Nasıl olsa onun da bir gün zamanı gelecek. Zamanı geldiğinde hallederiz. Zamanı geldiğinde o da tahtalı köyü boylayacaktır. Yapmayın böyle. Yapmayın böyle çirkin çirkin yapılaşmalar istemiyorum. Hah, aferin. Aferin aferin, 50 kere daha koy. Çok bol malzemem var ya, 50 kere daha oraya koy.
Bak ya, şurada bir karecik boşluk kalmış. Evet, gayet de güzel oldu. Bir de şu tarafı yapalım. Hizalama metodu bence çok güzel ya. Ben çok beğendim. Gerçekten beğendim. Hizalama metoduyla bir işler yapmak güzel. Tabii ne kadar çok malzeme gittiğini unutmuşum. Bunu yaparken ne kadar çok malzeme gitti gerçekten hayretler verici bir olay. Göremediğimiz şey nerede acaba? Ha, şurada. En azından köprü indireceğimiz yeri bitirelim, değil mi? Geri kalan yerleri yine yavaş yavaş tamamlarız da. Köprüyü bitireceğimiz, indireceğimiz yeri yapmamız lazım. İçin az yapma, oradan da kuracaksın biliyorum. Bu kadar. Şimdi köprüyü gönül rahatlığıyla indirebiliriz. Hatta dur bakayım, buradan yaparsak eğer düzgün bir hareket olur mu? Down desek, evet, üstüme doğru indiriyor köprüyü. Down. Yavrum, down. Yere değdi mi? Meh. Tamam. Şimdi bayağı oldu. Asıl şimdi oldu. Burada durum bağlandığı yere bir şekil yapabilir miyiz? Bakalım. Şöyle bir şekil yapabiliyorum aslında. Gayet de güzel oluyor. Bunu nasıl yapıyorsun, pardon sen? Köprünün namına yaptı resmen. Bunu da köprünün namına yapıyorum dedi. O zaman şimdilik şunları bırakacağım. Ama biraz şöyle korkuluk alacağım. Böyle olmuyor. Evet, aralarda bir boşluk kalıyor. Aralarda bir tane U gibi yer boşluk kalıyor böyle. Sebebini anlamadım. Bir tanesini de kapayabiliyoruz ha. Şaka maka. Railing'in üzerine atlayabiliyor muyduk? Testini şöyle yapsam iyi olur galiba. Atlayamıyormuşuz. Hemen hemen atlayamıyormuşuz diyelim. Çünkü atlayabiliyoruz da atlayamıyoruz arası bir şey. Atlayamıyoruz. Bence böyle gayet tatmin edici ama. Önce bunu yaparsak olmuyor. O zaman bunu yıktığımız zaman önce bunu yaparsak oluyor. O zaman bunu da yıksak. Önce diğerini de koysak. Ha, birinden birini koyuyor ama. İkisini birden koymama izin vermiyor. Gerçi ihtiyacımız da yok zaten. Koruma için birini yapmamız lazım sadece. Ha, bunu hiç sevmiyor ama. Çok ilginç. Dersem yine iddialı olur ama minimum kapatarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
Evet, şimdi seni ne yapıyorduk biliyor musun? Seni buradan yıkıyorduk. Sonra böyle bir tane deyip kapatıyorduk. Evet, 10 numara şaheser. Gayet güzel oldu. Bence gayet güzel oldu. Seni de şuradan alayım. Ahşap korkuluk değil mi? Bir an emin olamadım. Şimdi kardeşlerim şuradan bunları bırakıyorum. Şunları da bırakıyorum. Ama buradan bir miktar duvar alacağım. Tüfeği gerilere atalım. Efendim. Behemoth Gate alacağım. Bir de kapının kendisini alalım tabii. Ve duvarımız için bize ne lazım? Ahşap çit temeli lazım. Bunların hepsini aldığımızda nasıl olduk? Okkalı olduk, güzel olduk. Kuşumuz köprünün öbür tarafında mı kalmıştı? Hiç zannetmiyorum bizi taşıyabileceğini. Kütle. Olduğu gibi kaldı tabi. Hayvancağız haklı. Onun da bir canı var. Şimdi öncelikle başka malzeme kullanmadan şöyle yardırmaya çalışırsak bir şey yapabiliyor muyuz? Galiba yapamıyoruz. Hiç uğraşmayalım. Şöyle gelelim yere. Aslanlar gibi duvar temelini koyalım. Duvarı da üstüne bırakalım. Kendimi sıkıştırdım. Yani hala geçebiliyor muyuz buradan? Galiba geçebiliyoruz. Duvar temeli nasıl durabiliyor? Şöyle durabiliyor mu? Yok, böyle duramıyor. Hay ne kadar kötü oldu bu ya. Her şey şaşı beş oldu zaten. Efsane bir gün batımı var yalnız ya burada. Burada efsane bir gün batımı var. Etlerim de bitiyor ya. Şuradan birilerinden bir et alıp pişireyim. Ha kardeşlerim şimdi şunu deneyecektik aslında. Alfa 41, diğerleri 12 ve 6 değil mi? Buna bindiğimiz zaman bütün aksiyonlar bunda. Bunun üstünden iniyorum. Şöyle geliyorum. Saddle'ını alıyorum. Alfa mı? Hala alfa. Alfa olmayan bir tanesine geliyorum. Saddle'ı bırakıyorum. Eğer biniyorum üstüne hiçbir özellik yok. Gördüğünüz gibi özellikler tamamen alfalara aitmiş. Mükemmel de bir gece oldu. Birdenbire inanılmaz güzel hava karardı. Evet kardeşlerim, bu videomuzu burada bitirelim. Base'imizi yapmaya devam ettik. Ufak ufak base'imizin köprüsünün olduğu yer bağlantıyı yaptık. Zifir karanlıkta oldu. Hiçbir şey göremiyorum valla. Bir sürü dinozor yakaladık Poke Topu modumuzla ama artık bir dahaki videoda tekrar onları yakalayacağız. Çünkü üzerimizden kuşa taşıdığımızda gidiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Umarım video beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Eğer benimle iletişime geçmek ve haberdar olmak istiyorsanız diğer sosyal medyalardan da Twitter, Instagram, Facebook, Steam'den Deden Oyunlar diye bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.